önemli konulardan bir tanesi de azosperma hastalarında, yani sıfır sperm grubunda hastalarımız doğal yoldan çocuk sahibi olabilir mi? Bu konuda önemli olan hastamızın hangi grup olduğu. Azosperma hastaları farklı gruplarda olabilir. Tıkanıklık grubu, hormon fazlalığı grubu, hormon eksikliği grubu, genetik bozukluk grubu. Burada azosperma hastası birkaç test yapmış laboratuvarda farklı yerlerde ve sıfır çıkmış. Fakat FSH değerleri ve LH'sı sıfır veya sıfırın altında, çok düşük. Testosteron değerleri çok düşük hastalarda hipogonadizmin hipogonadizm olduğu gibi hipogonadotropik hipogonadizm de olabilir. İşte bu hipo dediğimiz durumda azosperma hastaları tedavi sonrası vücudun hiç görmediği hormonları biz ona enjekte ettiğimiz zaman hastalar normal yoldan sperm çıkarmaya başlıyorlar. Ve bu normal yoldan sperm çıkarmaya başladıklarında bu değerler milyonlara ve daha sonra 10-20 milyon seviyelerine ulaşıp normal yoldan gebelik mümkün. Benim de başımdan geçen hastalar bu şekilde çok oldu. Azospermi diye gelip çok üzülerek sanki dünyanın sonuymuş gibi gelen hastalarımız oldu. Hormon değerlerine baktığımızda hipo teşhisini koyduk ve hastalarımıza düzenli olarak haftalık enjeksiyonlarla tedavi planları yaptık. Kim hastalarımız 3. aydan sonra tüp bebeği alındı, kim hastamız da 6. ay veya 9. ayda normal değerlere ulaşarak normal yoldan eşini hamile bırakabildi. O yüzden azospermi dendiği zaman kesinlikle tüp bebek demek değildir. Azosperma hastaları doğal yoldan da çocuk sahibi olabilir.